TV ile Lezzet Şöleni programının yeni bir bölümünden daha herkese merhabalar. Bugün Şehri Hanım'ın evindeyiz. Şehri Hanım'la birlikteyiz. Şehri Hanım merhabalar, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ediyorum. İyiyim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bize birazcık kendinizden bahseder misiniz? Ben Şehri Özcan, 38 yaşındayım, 16 yıllık evliyim. İki prens annesiyim. Maşallah. 9 yaşında ve 5 yaşında oğlum var. Mutfağı çok seviyorum, sunumu çok seviyorum. Peki bugün ne yapıyoruz? Yani ev imkanlarında arkadaşların yapabileceği, ellerinden geldiği kadar hani çok malzemeleri fazla... Malzemeleri rahat bir şekilde bulabileceği... Evet, malzemeleri rahat bulabilecekleri bir şekilde, kolaylıkla yapabileceği şekilde bir pasta tarifi vereceğiz. Öncesinde pandispanya ile başlayacağız. Evet, pandispanya için önümde malzemeler var. Evet. Hızlıca bu malzemeleri sayalım. 5 adet yumurtamız var, 1 su bardağı şekerimiz, 1 su bardağı unumuz, yarım su bardağı nişastamız, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozumuz var. Yarım çay bardağı kadar ılık suyumuz, 1 çorba kaşığı da limon suyumuz var. Evet. İlk neyle başlayacağız? Yumurtaları mı ayıralım? Evet, yumurtalarımızın sarısını ve beyazını ayıracağız. Burada önemli olan beyazına asla sarısının karışmaması hiçbir şekilde. Yoksa o köpük halini alamayız yumurtanın beyazında. Önemli olan püf noktası o. Hiçbir şekilde karışmaması gerekiyor. O yüzden biz... Birinden diğerine aktarırız. Aynen, biz birazcık öyle yapıyoruz. Şey yapan da var, sarımsağı elini... Gördünüz mü onu hiç? Hiç elini sarımsağa sürüp, yani şeysiz kabuksuz sarımsağı, ondan sonra yumurtanın sarısını içinden hop alabiliyorlar. Olabilir, evet. Yani çok farklı yöntemler deneyenler var açıkçası. Evet. Şimdi ben beyazını buraya koyacağım ve çırpmaya başlayacağım. Şimdi biz iki tane çırpmayı işlemine aynı anda başlayacağız. Daha hızlı, daha... şey gidebilmek için, birlikte aynı anda gidebilmek için. Ben de yumurtanın sarısını alıyorum bu kaba. Ben yumurtanın beyazı hafif köpürmeye başladığı andan itibaren limon suyunu ve şekeri ilave edeceğim. Onu daha da fazla köpürtmek için. Evet, onu da birazcık rengini aldıktan sonra onu... Bu şekilde. Şimdi bu... Yumurta beyazı. Yumurtanın akı bayağı köpürmüş durumda. Köpürdükten sonra şu anda şekeri ve limon suyumuzu ilave ediyoruz. Şekerin tamamını ilave edecek miyiz? Bir su bardağı şekeri ve bir yemek kaşığı limon suyunu bu aşamada ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Bu böyle köpürüp köpürüp iyice bildiğiniz yani bir krem şanti krema şeklinde köpük, hatta yani genelde pastacılar bu tabiri kullanır. Kabı ters çevirdiğinizde aşağıya düşmez. Hiçbir şekilde o tabiri kullanırlar. Doğru. Evet, şimdi yumurtanın sarısı normal bir şekilde çırpıcı ile çırpılabilirsiniz. Mikser de kullanabilirsiniz. Çırpıldı. Şimdi yarım su çay bardağı sıcak kadar. Sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Sıcaklık ne kadar sıcaklık? Kaynar yani değil. Yani el dayanabilecek kadar. Çok kaynar olursa zaten yumurtaları kaynar değil şekilde. Evet. Tamamdır. Şimdi ona kabartma tozumuzu, vanilyamızı ve nişastamızı ekliyorum. Evet. Daha sonrasında en son bir paket bir paket bir şeklinde paket kabartma tozu ve bir paket vanilya olarak. Evet, şu anda bir kısım malzemeyi ben karıştırdım. Evet. Siz de yumurtanın akını daha sonradan ne ekledik ona sadece? Bir su bardağı şeker ve bir çorba kaşığı limon suyu ekledik. Evet. Ve köpürttük onu tamamen. Aldık. Gösterebilir miyiz bir kameraya nasıl bir formda şu anda? Şu şekilde. Bulut gibi. Şimdi yumurtanın beyazını, yumurtanın sarısına 3 aşamada veya 4 aşamada yavaş yavaş bir spatula yardımıyla yediriyoruz. O esnada undan da ilave ediyoruz. Spatulamız var mı? Evet, burada. Yani kademe kademe yapıyoruz ve alttan üste dairesel şekillerde. Evet. Ben karıştırayım sizi mi? Olur. Biraz un, biraz köpükten. Şeyi, köpüğü bastırmadan. Aynen, çok söndürmeden. Söndürmeden. Bu şekilde.
Şimdi Şevri Hanım, panspanyamızın hamuru hazır. Evet. Şimdi peki bunu nasıl çemberleyeceğiz? Evet. Çemberlemek doğru bir tabir mi bilmiyorum. Tabii. Yani bunlar zaten pasta malzemeleri olarak, ismi çember olarak geçiyor. Biz bu malzemelerle kullanacağımız çemberin ölçüsü 18 cm kadar. Ama dediğimiz gibi daha büyük bir ölçüde yaparsa evet. Ya da daha büyük bir ölçüde yapıp daha ince bir şeyde panspanyada yedirebilir. Pastayı tamamen nasıl yapacaklarına bağlı. Daha yüksek bir pasta isterlerse. Daha küçük. Daha küçük evet. Daha pastayı nasıl yapmak kaça istiyorlar? Kaça bölmek istiyorsa ortasını tabii, falan. Tabii aynen. O tamamen bir naked evet. Pasta yapabilir, şeker hamurlu yapabilir ya da ganajlı ganajlı nasıl istiyorsa o tamamen onu kendi yapım aşamasına bağlı. Şimdi ben çemberin alt tabanını biz buna tef gibi diye tabir kullanıyoruz. Yağlı kağıtlarımız evet, var. Evet yağlı kağıt kullanacağız. Benim fırınımın alt kısmı biraz daha fazla pişirdiği için alüminyum folyoyu da altına her ihtimalle karşı koyuyorum. Ama tabii koymayabilir arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Aynen yani alt kısmını çok yaksın istemiyorum. Yanık kokusu versin istemiyorum. Gördüğünüz gibi tef şeklinde. Süper. Hamur içinde kabarıp taşmaması için içine de ayrıyeten yağlı kağıttan bir çember oluşturuyoruz. Bu çemberi oluşturmak için de çok hafif çemberimizin içine biraz yumurta akından sürüp onun oraya yapışmasını sağlayacağım. Şimdi hamurumuzu bu kalıbın içine koyacağız. Bu arada fırınımızı da önceden ısıtıyoruz. 170 derecede alt üst ayarda fansız bir şekilde. Fansız. Evet 40 dakika 45 dakika herkesin fırın ayarı ne şekildedir tabii ki bunu bilemeyiz. Ama fansız olması daha güzel kabarmasını sağlıyor. O zaman şimdi fırına gidiyoruz. Evet, fırına gidiyoruz. Pandispanyamızı fırına veriyoruz. Fırında pandispanyamız pişerken de pastacı kremasını yapıyoruz. Evet. Evet şimdi pandispanyamız fırında pişerken hızlıca pastacı kremasını yapacağız. Tamam. Şevri Hanım nelerdi malzemelerimiz? Hızlıca sayabilir hemen miyiz? Hemen söylüyorum. 4 su bardağı sütümüz var. 6 yemek kaşığı toz şekerimiz. 3 yemek kaşığı mısır nişastamız. 4 yemek kaşığı unumuz. 2 adet yumurtanın sarısını kullanacağız. 1 paket vanilya, 1 paket toz krem şanti, 1 paket çiğ krema, tereyağı, vanilya, krema ve krem şanti hariç diğer malzemelerimizi ocakta pişireceğiz. Tamam. Diğer tereyağı, krema, krem şanti ve vanilyayı ocağın altını kapattıktan sonra ilave evet, edeceğiz. Evet, tereyağı da kokmayacak evet, öylece şey aynen. Olmayacak. Şimdi yavaş yavaş söyleye söyleye. Evet, 4 su bardağı sütümüzü koyuyorum. Derin bir tencereye. Evet. 3 yemek kaşığı nişastamız var. Bunu alalım mı artık ocağa? Burada ben bir karıştırıp evet karıştırırsak pütür pütür olmasını engellemiş oluruz. Anladım. Isıyla birlikte evet, birden pişmemiş olur. Şimdi sütümüzü ekledik. 3 yemek kaşığı mısır nişastamızı ekledik. 6 yemek kaşığı toz şekerimizi ekledik. Evet. 4 yemek kaşığı unumuzu koyuyoruz. Evet. İki adet yumurtamızın da sarısını koyacağız. Sarısını. Beyazlarını kullanmayacağız. Unumuzu ve şekerimizi süte yedirdikten sonra ocağa alabiliriz. Tamam. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişireceğiz. Tamam. Şu an ocağın altını kapatıyorum. Önce tereyağımızı. Tereyağı ya da margarin fark hiç etmez. Vanilyamızı. Bir paket vanilya. Bir paket toz vanilyamız var. Sıvı da eklenebilir sanırım. Tabii tabii hiç fark etmez. Sıvının hatta kokusu ve aroması daha güzel oluyor. Ben normal keklerde de kullanıyorum. Biraz koyu gelebilir krema piştikçe ama bunu çiğ kremayla açarak kıvamı nasıl istiyorlarsa sakın korkmasınlar. Hani koyulaştı, ben bunu nasıl pastanın içine süreceğim diye. Evet. Sos krem şantimizi koydum. Bu aşamaların tamamında ocağımızın altı kapalı. Kapalı, evet. Pastacı kremamızı da hazırladık. O zaman artık bunların soğumasını evet. Ve bir an önce kekimiz piştikten sonra süsleme aşamasına geçeceğiz. Evet. Evet, şimdi pastacı kremamızı ve pandispanyamızı hazırladık. Değil mi Şehri evet. Hanım?
nasıl yaptığımızı zaten çektik. Evet. Biz bunları gelmeden evvel, siz bir gün evvelden yaptınız daha değil mi? Daha öncesinde hazırladım. Çünkü pandispanyamızın bir gece beklemesi ganajını ve kremasının daha iyi tutmasını sağlıyor. Hı-hı. Ben siz gelmeden önce, bir gün öncesinde hazırladığım pandispanyayı bugün yerleştireceğiz. Hı-hı. Pastacı kreması ve ganaj diyeceğiz. Tamamen birebir aynı ölçülerle. Aynı tarif, aynı ölçüler. O gün verdiğimiz, yani size söylediğimiz ölçülerin aynısı tamamıyla. Ben bir gün öncesinde hazırlamıştım sadece. Pastacı kremasını da aynı şekilde gerçekleştirdin. Aynı şekilde, evet. Bunu da bir gün mü beklettiniz? Yani bunun aynı gün içerisinde olmasında bir sıkıntı yok. Hı. O gün de yapılabilir, bir gece de bekletilebilir. Hı. Hiç fark etmez ama pandispanyanın ama ve ganajın... Ama soğuk kullanılması evet, gerekiyor. Evet, soğuk kullanılması tamam. gerekiyor. Ama pandispanya ve ganajın mutlaka bir gece öncesinden yapılmasını tavsiye ederim. Evet. Daha iyi tamam. sonuç alırlar. O zaman şöyle bir tencereye... Ya bunu şeyde ocağın üstünde de gerçekleştirebilirsiniz. Evet, altta su kaynarsa onlar için aynen. daha iyi olur. Sıcak suyla tencereye cam yerleştirdik. Hı-hı. Siz de kendi malzemelerinize göre şey yapabilirsiniz, ben kullanabilirsiniz. Ben ölçü olarak bu boyuttaki bir 18 santimetre kalıptaki bir kek için hı-hı. 200 mililitre krema, hı-hı. 200 gram. Bir paket. Bir paket, evet. Çikolata yeterli, bitter ya da sütlü tamamen yine damak tatlarına kalmış bir şey. Hı-hı. Nasıl isterlerse öyle yapabilirler. Kremayı kaynatmadan koyar koymaz. Evet, suyun alttan kaynayarak bu şekilde eritebiliriz. O zaten bir süre sonra kendini gösterecek, anlaşılacak zaten çikolataları eridikten sonra. Evet. Sonrasında... Şimdi öyleyse biz kullanacağımız ganajımızı önümüze alalım. Tamam. Hı hı. Şimdi ne yapıyoruz? Pandispanyamızı dilimleyeceğiz. Hadi. Ben normalde ganajlı pastalarımda bu şekilde pleksiler hı-hı. kullanıyorum ki dışının düzgün çıkabilmesi için. Zeminde elinde. Zeminde ve ben profesyonel demeyeyim de yani nacizane elimden geldiği kadar şeker hamurlu pastalarda hani ganajın daha güzel sıvanması için hı-hı. yani sıvanın daha güzel olması için değil mi? Ben pleksi kullanıyorum. Tabii pleksi herkeste olmayabilir. Evet. Hiç gerek yok. Normal şartlarda da sıvayabilirler. Pleksiyi pasta altının üzerine koyduktan sonra çok az bir şekilde pastacı kremamdan zemine biraz sürüyorum. Hı. Kekimin sağ sola oynamaması yapışması için. Hareket etmemesi için. Ay çok heyecanlıyım. Bu kekimizi bu şekilde koyuyoruz. Sizden muzu dilimlemenizi rica edebilir tabii miyim? Ki. İç malzemesi için. İç meyvesi tamamen size kalmış. Muz olur, orman meyveleri olur, Antep fıstığı olur. Tamamen size kalmış yine. Çok az damla çikolata atacağım. Bu aşamada muzları ve çikolatayı koyduktan sonra tekrar bir kat daha kremamdan sürüyorum ki meyveyi ve çikolatayı zemine yapıştırsın istiyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi yine ikinci pleksimizi kapatmak için çok hemen az yiyebiliyor miktar. Muyuz bitince? Yani yenilebilir çünkü kremamız bir gece bekledi. Evet. Kekimiz de bekledi. Ben yine tekrar ikinci pleksimi şu şekilde kapatıyorum. Bunu tamamen şeker hamuruyla profesyonel çalışan pastacılar yapıyor. Şu kısmı bu bir 15-20 dakika dolapta bekledikten sonra kremasını biraz çekmesi lazım. Kalan kısmı ganajlayacağız. Ganajımız Nutella kıvamında. Şekilde tam göremiyorum ama. Sıcak suya hafif değdirdiğim bıçağımla şu şekilde şu zeminde keser gibi. Ayırıyor. Bunu oradan şöyle küt diye alacağım. Evet. Bitti. Şimdi ganajladığımız pastamızı da evet. buzdolabında soğurken biz de dedik ki bu arada şeker hamurumuzu açmaya başlayalım, hazırlayalım. Evet. Neyimiz var şu anda önümüzde? Neyimiz var? Şeker hamurlarımız var her renk. Yapacağınız modele, süslemeye göre ne renk şeker hamuru kullanmak isterseniz. O tarz açıkta kalmamaları gerekiyor. Biz sadece bunu açtık şu an kullanacağımız için. Şeker hamurunu açmamız için, zemine yapışmaması ve kolay açılması için nişastamız. Buğday mısır. Hiç fark etmez buğday mısır. Süslemek için aparatlarımız, yine süs malzemelerimiz gıda olarak.
Bu kadar. Biz pastamızın zeminini beyazla kaplayacağımız için önce beyaz şeker hamurunu bir yumuşatmamız gerekecek. Şu şekilde. Şimdi ganajladığımız ve dolapta beklettiğimiz pastanın son hali bu. Aslında bu şekilde de çok rahat tüketebilirsiniz. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Evet, şimdi kapladık. Evet, şimdi nasıl süslemek istiyorsak işin en eğlenceli kısmı. Tamamladık. Tabii siz evde kendi şartlarınıza göre daha uzun bir zamanda daha farklı süsleme gerçekleştirebilirsiniz. Kelebekler, çiçekler benim çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi masamızı toplayalım. Pastanın bir tadımını yapalım. Bir keselim. Evet. Nasılmış tadı onu bir görelim. Tamamdır. Hadi bakalım. Evet, şimdi enfes bir sofrayla karşınızdayız. Şehriye Hanım durmamış. Başka hazırlıklar da yapmış. Elinize kolunuza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Günün prensesi mi diyeyim? Evet. Günün güzeller güzeli pastası, şeker hamurlu pastamızı yemeğe hazırız. Evet. Hadi keselim mi Şehriye Hanım? Evet, tadıma geçeceğim. Diğerlerinin de tadına bakacağız. Tabii biz dayanamadık. Bunlar daha fazlaydı. Evet. Ekip arkadaşlarımla birlikte birer afiyet tabak olsun. Aldık. Hepsi afiyet çok olsun. Enfes olmuş. Hadi bakalım o zaman bir tadayım. Dışarıdan pastaneden alınmış pasta tadı. Evet. Yani İspanyamız çok yumuşak. Hatta sütle bile ıslatmadık. Ona rağmen yumuşak ve çikolatayla, kremayla çok güzel. İçindeki kremanın tadı da muhteşem. Evet. Dışındaki çikolatanın tadı da muhteşem. Her şey ev yapımı, doğal, katkısız. Yani böyle bir pastayı ev ortamında yapabilmek harika bir şey. Ben hiç yapabileceğimi düşünmezdim. Tamam, şu an ben yapmadım ama artık yapabileceğime en azından inanıyorum. Çok güzel olmuş. Şehrin ellerinize sağlık. Sizinle böyle bir program çekmek çok ayrı bir keyifti. Evet. Çok tatlısınız ben gerçekten. Ben de çok keyif aldım sizinle beraber olmaktan. Çok teşekkür ediyoruz. Şey. Gerçekten elinize, ben emeğinize sağlık. Hakkınızı da helal edin. Helal çok emek ne sarf demek. Ettiniz tekrar bizim beklerim. Için. Yine beklerim. Çok güzeldi her şey. Çok memnun oldum sizinle tanıştığımız için. Biz de aynı şekilde. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, altına yorum yapmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Mutlaka tarifimizi de deneyin. Bir şekilde ufak, daha ufak bir pasta da olsa tabii, deneyin. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Biz yemeye devam edelim. Siz izlemeye devam edin. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.